Elimizde bir omega karmaşık sayısı var ve şuna eşit. Kosinüs 2 pi bölü 3 artı i çarpı sinüs 2 pi bölü 3. Elimizde ayrıca sıfıra eşit olan şu determinantı sağlayan bazı z karmaşık sayıları da var. Elimizde sıfıra eşit olan 3'e 3 bir determinant var. Gelin bu determinantı hesaplayalım ve kaç adet z karmaşık sayısının bu determinantı sağladığını ve bu sayıların neler olduğunu bulmaya çalışalım. Determinantı hesaplayarak başlayalım işe. Bu gördüğünüz terimden başlarsak bu terim ile buradaki 2'ye 2 matrisin determinantını çarparız. Yani z artı 1 çarpı z artı omega kare çarpı z artı Omega, öyle değil mi? Eksi 1. Burası 2'ye 2 iki alt matrisinin determinantı. Alt matrisin determinantı. Onu baştaki z artı 1 ile çarpıyoruz. Ardından işaret değiştirip bu terime geçiyoruz. Başa eksi yazıyoruz. Determinant hesaplarken baştaki işaretler için satranç tahtası örüntüsünü kullanıyorduk. Hatırlayın. Eksi omega çarpı bu terimin bulunduğu satırı ve sütunu kapatıyoruz. Alt matrisin determinantını alıyoruz. Z omega artı omega kare. Eksi omega kare çarpı 1. Bu da tamam. Sadeleştirme hemen göze çarpıyor. Çok güzel. Sıra geldi bu terime. Omega kareye artı omega kare çarpı omega çarpı 1. Yani omega eksi omega kare çarpı z artı omega kare eksi omega kare z eksi omega üzeri 4. Tabi unutmayın bu eşitlik sıfıra eşit. Gelin bu ifadeyi daha da sadeleştirebilir miyiz ona bakalım. İlk olarak buradaki iki ifadeyi çarpalım. Z çarpı z z karedir artı z omega artı omega kare çarpı z. Son olarak da artı omega kare çarpı omega var. O da omega küp eder öyle değil mi? Tabi bir de eksi bir var unutmayalım. Tüm bu ifadeyi de z artı 1 ile çarpacağız. Hazır dikkatimizi buraya vermişken mavi ile yazılı bölümü açmaya devam edelim. z'yi parantez içindeki her bir terimle teker teker çarpacağız. z küp artı z kare omega artı omega kare z kare artı omega küp z eksi z. Z'yi tüm terimlerle çarptım sanırım. Şimdi de hepsini artı 1 ile çarpacağım. Artı parantezin içine aynen yazıyorum. Z kare artı z omega artı omega kare z artı omega küp ve eksi Şimdi de yeşil ile yazdığımız şu bölümü halledelim. Yeşil bölümde bunlar zaten birbirini götürmüştü. Yine aynı renkle yazayım. Geriye ne kaldı? Eksi omega çarpı z omega. O halde eksi z omega kare. Sıra geldi mor ile yazılmış bölüme. Artı omega küp eksi omega küp z e, dikkatsiz davrandım. yanlış hesapladım. Omega üzeri 4 olacak değil mi? Omega kare ile omega kareyi çarparsak, omega üzeri 4 eder. evet, omega üzeri 4. Z. Omega kare çarpı omega üzeri 4 de omega üzeri 6 eder. Başına da eksi koyacağız. Eksi omega üzeri 6. Tabii tüm bu ifade sıfıra eşit. Şimdi bunu sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bakalım. Terimleri Z'nin kuvvetlerine göre sıraya dizelim. Burada bir adet Z küp var. Elimizdeki tek Z küplü terim de bu değil mi? Şimdi de z karelileri gruplandıralım. Bu z kareli bir terim, bu da z kareli bir terim, bu da z kareli bir terim, başka da z kareli terim kalmadı. Kat sayıları yazalım bakalım. Omega kare, bu terimi yazdık, artı omega artı 1 çarpı z kare. Pembe ile altını işaretlediğim tüm terimleri yazdım. Sıra geldi z'li terimlere. Onları da başka renkle yazalım bu z'li bir terim, çarpan olarak z var zira. Bu da z'li bir terim, bu da z'li bir terim ve bu da z'li bir terim. Z'li başka bir terim kaldı mı bakıyorum. Bu da z'li bir terim, hatta bu ikisi sadeleşir. Burada eksi z omega kare var, burada da artı z omega kare var. O halde bununla bu sadeleşir. Z'li terim olarak yalnızca bu üçü kaldı. Artı omega küp, diğeri de bir dakika Renkler çok yakın aklım karıştı pardon. Artı omega küp diğer z'li terim için eksi 1 yazıyorum. Bir dakika. Burada bir de omega var değil mi? Artı omega eksi 1. Aklım karıştı çünkü beyaz ile pembenin tonu birbirine çok benziyor. Neyse omega küp eksi 1 artı omega çarpı z. <laughs> Bunu unuttuk. Bu terim de var. Omega üzeri 4 çarpı z var. Fazla sildim. Eksi 1. Ee, omega küp z'yi yazdık. Eksi 1 z de var. Ayrıca bir de artı omega z var. Son olarak da eksi omega üzeri 4 z var. Onu da hemen sona ekleyelim. Kuvvetlerin azaldığı sırayla yazamadım ama olsun. Hepsini baştan yazmak zor geldi. Z'li terimlerin tümünü böylece hallettik. Ne kaldı? z'yi değişken kabul edersek sabitler kaldı. Yani artı omega küp aslında iki adet omega küp var. Omega küplerin biri bu diğeri de bu. Onları da hallettik. Eksi omega üzeri 6 var. Bir de eksi 1 var. Tüm bunlar sıfıra eşit. Omega soruda verildiği gibi akıl karıştırıcı bir sayı olduğunda bu yazdığımız eşitlik sizi epey ürkütebilir. Ama şu da var ki kim bilir belki sizin de aklınıza gelivermiştir soruda verilen bu eşitlik. Öğler eşitliği kullanılarak üstel biçimde yazılabilir öyle değil mi? Neydi o eşitliğimiz? E üzeri i teta eşittir. Kosinüs teta artı i sinüs teta idi değil mi? O halde omega'yı şu şekilde de yazabiliriz. Omega eşittir e üzeri 2 pi bölü 3 i. Evet omega buna eşit. Peki e üzeri 2 pi bölü 3 i neye eşit? Eşitliğe bakarak hemen bulabiliriz. Eşitliğimizde kosinüs 2 pi bölü 3 var. Birim çemberimizi hemen çizeceğim. 2 pi bölü 3 120 dereceye eşittir. Birim çemberi hemen çizeyim de neye eşit olduklarını hemen hesaplayalım. Hesaplayınca ne olacak? Elimizde bir sayı olacak değil mi? Ama bunu yapmamın asıl nedeni kosinüslü bu terimin kuvvetlerini almaktansa e üzeri 2 pi bölü 3'ün kuvvetlerini almanın çok daha kolay oluşu. Birim çemberi çizersek ve bize verilen açıda 120 derece ise işte bu açı 2 pi bölü 3'tür. Şimdi inceleyelim. Bu açı 60 derecedir. O halde yükseklik kök 3 bölü 2 olur, değil mi? X koordinatımız da eksi 1 bölü 2'dir. O halde eşittir. Eksi 1 bölü 2, kosinüs 2 pi bölü 3 eksi 1 bölü 2'dir. Sinüs 2 pi bölü 3 de kök 3 bölü 2'dir. Ama onu bir de i ile çarpacağız. Artı kök 3 bölü 2 i. Omega'yı bulduk. Şimdi de omega kareyi bulalım. Omega kare de eşittir. Bu e'li terimin karesi değil mi? Kuvvetini 2 ile çarpacağız. E üzeri 4 pi bölü 3 İ, evet kuvvetini 2 ile çarptık. Yani 240 dereceye geldik. Yani tam olarak bu açıdayız. Yine de yazayım. Eşittir kosinüs 4 pi bölü 3 artı i sinüs 4 pi bölü 3. Bu açının x koordinatı 120 dereceninki ile aynı. Eksi 1 bölü 2'dir. Eşittir eksi 1 bölü 2. y koordinatımız da eksi köküç bölü 2'dir. Eksi köküç bölü 2 i. Sıra geldi omega'nın küpünü bulmaya. Omega küp e üzeri 2 pi i'ye eşittir öyle değil mi? O da eşittir kosinüs 2 pi artı i sinüs 2 pi. Sinüs 2 pi sıfıra eşittir. Kosinüs 2 pi de 1'dir. Sırada omega'nın dördüncü kuvveti var. Gördüğünüz gibi eşitliğimizde omega'nın dördüncü kuvveti kullanılmış. Omega üzeri 4 eşittir. E'li terimin kuvvetini 4 ile çarpacağız. E üzeri 8 pi bölü 3 olacak. Peki 8 pi bölü 3 neye eşit? Bu açı 2 pi bölü 3'tü. Bu açı 4 pi bölü 3'tü. Artı x ekseni yani bu açı 6 pi bölü 3'tür. O halde bu açı yani 8 pi bölü 3 açısı 2 pi bölü 3 ile aynı şeydir. Yani değerleri eşittir. Eksi 1 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 iyi. Eşitlikte omega'nın 5. kuvveti yok ama 6. kuvveti var o halde onu da bulalım. Omega üzeri 6. Omega küpün karesidir değil mi? Omega küpü az önce 1 olarak bulmuştuk o halde bu da 1'in karesidir yani yine 1'dir. Bunu da bulduğumuza göre gelin artık bu eşitliği daha sade olarak yazmaya çalışalım. Yani umarım yazacağımız şey daha sade olur. Bununla başlayalım. Omega kare neye eşitti? Eksi 1 bölü 2 eksi kök 3 bölü 2i. Evet omega kareyi yazdık ardından artı omega geliyor. Ee, omega eksi 1 bölü 2 artı kök 3 bölü 2i idi değil mi? Sonra da artı 1 var. Eksi kök 3 bölü 2 i ile artı kök 3 bölü 2 i birbirini götürür. Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 daha eksi 1 eder. E, artı 1 de var. Hepsi birbirini götürdü. Yani buradaki ifade sıfıra eşit oldu. O halde buranın üzerini çizebiliriz. Burası sıfırdır. Güzel, güzel. Şimdi buraya bakalım. Omega küp var omega küpün 1'e eşit olduğunu bulmuştuk. Artı omega var. Omega neye eşitti? Eksi 1 bölü 2 artı kök 3 bölü 2 i'di değil mi? Ardından da eksi 1. Eksi Omega üzeri 4 geliyor. Omega üzeri 4 omega'ya eşitti. O halde buradaki artı omega ile bu omega üzeri 4 birbirini götürür. Omega küp de 1'e eşit olduğuna göre buradaki eksi 1 ile birbirlerini götürürler. Demek ki bu ifade de 0'a eşitmiş. Bunun sonu nereye varacak? Sanki bir şeyler kestirmeye başladık değil mi? Son olarak da bunlara bakalım. 2 çarpı omega küp. Bu 2'ye eşit. Eksi omega üzeri 6 o da eksi 1'dir. 1 eksi 1 daha var. 2 eksi 1 eksi 1 burası da sıfıra eşit. Sonuç olarak tüm determinant tüm bu eşitlik sadeleşerek şu hale geldi. Z küp eşittir sıfır. Gerçek sayı, karmaşık sayı veya başka bir tür sayı düşünün. Küpü sıfır olan tek sayı sıfırdır. Z eşittir sıfır. Bu eşitliğin tek çözümüdür. Ama dikkat edin soruda bize sorulan şey bu değildi. Bize bu eşitliği sağlayan kaç adet karmaşık sayı olduğu sorulmuştu. Bu kadar işlemden sonra eğer cevabı yanlış verirsek üzülürüz. Tek çözüm Z eşittir sıfır olduğuna göre sağlayan karmaşık sayı adedi birdir.